Herkese merhaba. Bugün sizlerle IKEA'ya gidiyoruz. Şimdi evden çıktık, otobüs durağına doğru gidiyoruz. Otobüsle yaklaşık bir 15-20 dakika kadar sürecek yolculuğumuz. O arada eşimle akşam ne izleyebiliriz diye konuşuyoruz yolda. Otobüslerde iki koltuklu olan kısımlarda bir koltuk iptal edilmiş durumda, fazla temas olmaması açısından. Burada Tiye diye bir alışveriş merkezi var. Orada bir tane IKEA var. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Aslında bizim ilk IKEA maceramız 2019 aralığının 26'sındaydı. 25'inde gelmiştik Fransa'ya. 26'sında direkt IKEA'ya gitmiştik evdeki eşyaları almak için. Keşke o zamanın da videosunu çekebilseydim ama o kadar telaş içindeydik ki, yani bir şey unuttuk mu, bir şey eksik kaldı mı diye sürekli sorular sorduğumuzdan kendimize video çekmeye fırsatımız hiç olmadı. Bugün özellikle almak istediğimiz bir şey yok. Sadece gördükçe aklımıza gelir diye gittik. Bakalım neler alacağız. Neredeyse her köşede bu antibakteriyel jellerden vardı. Güvenlik kapıda içeriye girenlerin sayısını hesaplıyordu. Sanırım içeridekilerin sayısı belli bir sayıya ulaştığında bir bekleme oluşacaktı dışarıda. Ki içeridekiler çıksın sonra içeri alınsınlar. Fakat içerisi normal bir günden daha boştu. Beklediğimizden daha az insan vardı içeride, hafta sonu olmasına rağmen. Bu arada eşimle bu bölüme bayıldık. Tek kelimeyle süper yapmışlar. Sonra bu bölümü görünce ben fikrimi değiştirdim. Burası daha hoş gözüktü gözüme. Daha güzel dekore edilmiş gibi geldi. Kapaklı bir kutu arayışı içindeydim ben ki ortalıkta Mars'ın dağıttığı, yere attığı eşyaları koyabilelim. Fakat bu kutular bizim raf için bayağı büyüktü. Daha ufağının arayışına girdim. Fakat istediğim gibi bir şey bulamadım. Bu arada bu oda gibi yapılan bölümlere sadece bir kişinin girme hakkı var. Biri içerideyken diğeri bekliyor. Tam bundan çok güzel masa örtüsü olur diye düşünüyordum ki runner'mış. Bu tarz ürünleri kullanan çok gördüm. Ben de bir alıp deneyeyim dedim. Bakalım gerçekten göründüğü gibi kapatıyor mu sebzeleri, meyveleri. Sukulentler çok güzel göründü gözüme, fakat plastikmiş. Önce alalım dedik, aldık. Marsem parçalamaz diye. Sonra gittik canlı kaktüs bulduk. Gittik gene canlı bitki aldık. Ama şu an Mars kaktüsleri ısırdığı için onları saklamak durumundayım. Yine boşa aldım. Thank you.
hard disklerini koymak için böyle ufak bir çanta gibi bir şey aldı. Biz aslında burada restoranda da bir şey yemeyi planlamıştık fakat restoran bölümü hala kapalı, henüz açılmamış. O yüzden hardal aldık. Artık hardal yeriz, ne yapalım. Bu tarz kumaş peçete görünümlü kağıt peçeteleri çok seviyorum. İşte şimdi geldik kaktüsleri aldığım yere. Tabii burada birkaç tane saksı rengi olduğu için ben bayağı bir kararsız kaldım. Bir üründen birkaç renk varsa ben bir duruyorum orada. Dönüp eşime soruyorum. Kendisi bir renk söylemek durumunda. Yoksa ben orada saatlerimi harcayabilirim. Böyle ufak bir tavaya ihtiyacımız vardı. Onu da aldık. Bulaşık fırçası. Onu da attık sepete. Aslında böyle bir bardak arıyordum. Ondan da bulunca aldım hemen. Şu tarz göstereyim. Bu arada aldığımız ürünlerin çoğunun fiyatı zaten göründüğü için ekstradan ben bir bilgi vermiyorum. Ne kadar güzelmiş. Aslında yazlık bir yatak örtüsü arıyorduk. Bunu kullanıyorduk İstanbul'da, gayet de memnunduk fakat istediğimiz rengi bulamadık. Fiyat karşılaştırması yapmanız açısından söyleyeyim. Bunun çift kişiliği Türkiye'de baktım siteden şu an 189 lira. Fransa'da 19.99 euro. Yani alım gücünü düşünürseniz, euro kazandığınızı düşünürseniz burada bayağı bir ucuza geliyor aslında IKEA. Çıktılara bayıldım. Üçlü set halinde satılıyorlardı. Aldım fakat henüz çerçeve almadım. Düşüneceğim hangi renk uyar, daha güzel olur, nereye koyabiliriz diye. Sonra tekrardan gelip bakacağım. Böyle ufak tüplerde bambu satıyorlar. Bu da 1 euro bu arada. Hiçbir şey değil yani. Ve yavaş yavaş artık çıkışa doğru gidiyoruz. Çok da dolanıp her şeye dokunmak istemedik aslında. Tekrar geldiğimiz gibi otobüse binip geri döneceğiz. Mars'ın tepkisini merak ettiğim için kaktüsleri bir çıkarıp azıcık sulamak istedim. Kendisi bana el kaldırıyor şu an. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.